OHAL bir sivil darbedir. Türkiye'nin OHAL'e kesinlikle ihtiyacı yoktur. OHAL değil, acil demokrasiye ihtiyacımız vardır. Parlamentoyu arkadan vurdunuz. Parlamentoyu devre dışı bıraktınız. Egemenliği bir kişinin gasp etmesine sessiz kaldınız. Çoğunluk olarak. Ama şunu asla unutmayın. Adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Ve Türkiye bugün bu zalimlikle karşı karşıyadır. OHAL'in temel amacı FETÖ yapılanmasıyla mücadeleydi. FETÖ yapılanmasıyla. Peki FETÖ ile gerçek anlamda bir mücadele gerçekleştirebiliyor musunuz? Hayır. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmadığı sürece adalet hiçbir zaman tecelli etmeyecek. Hiçbir zaman. Bakın, sizin milat kabul ettiğiniz 17-25 Aralık 2013'ten sonra buradan iki kanun geçirdiniz. İki kanun. Ocak 2014'te. Diğeri de 30 Aralık 2015'te. 37 AK Partili milletvekili tarafından meclise sunuldu. 17-25 Aralık'tan 2 yıl sonra neydi bu kanunlar? İşte bu kanunlarla darbeyi gerçekleştirilen FETÖ'cü subayların önü açıldı. Hepsi general yapıldı. Peki bu kanunlara imza atan milletvekilleri, bu kanunları destekleyenler, FETÖ'cü subayların onların cemaat mensubu olduğunu bile bile önünü açanlar, bu memleketin cumhuriyete, demokrasiye bağlı albaylarını, subaylarını erken emekliye ayırarak, bekleme sürelerini indirerek FETÖ'cü subayları general yapanlar, hatırlayın yaş toplantılarını. O yaş toplantılarında generalliğe yükseltilen hepsi 15 Temmuz gecesi darbenin içindeydi. Niçin yaptınız bunu? Üstelik 17-25 Aralık'tan önce neden yaptınız? Peki siz niçin yargılanmıyorsunuz? Bu kanunları sunanların, hükümetin, yönetenlerin hukuki, vicdani, siyasi sorumluluğu yok mu? On binlerce insanı FETÖ ile iltisaklandırıp kamudan ihraç ettiniz ya da cezaevlerine gönderdiniz. Peki siz FETÖ ile birlikte yürürken, yol arkadaşlığı yaparken, içindeyken, desteklerken sizin iltisakınız yok mu, irtibatınız yok mu? Siz niye yargılanmıyorsunuz? Bağımsızlık, istiklal, istikbal, her şey adaletle mümkündür. Adaleti yıktığınız zaman devleti yıkarsınız. Geçmişte devletin tüm kurumlarını FETÖ'ye teslim ettiniz ve bunu bilerek yaptınız. Bilerek yaptınız. Çünkü 2004 MGK kararları bunu gösteriyor. Bunu bilerek yaptınız. Şimdi de OHAL rejiminde maalesef adaleti yıkarak devleti yine siz yıkıyorsunuz. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu milli irade bunu kesinlikle hak etmiyor.